Örgütlenmek derken sonuçta siyasal partiler var. Bu gerek geçmişten gerek günümüzden itibaren mücadeleye devam eden siyasal anlayışlar var. Bu anlayışlar kendi mecralarında siyaset yaparlarken tabii ki birbirine benzeyen siyasi hareketler, siyaset yapan partiler, hareketler, anlayışlar zaman zaman sokakta da yan yana gelip birlikte bir şeyler üretiyorlar tabii. Şimdi yan yana gelmeyi aynı çatı altında birleşme noktasında düşünmemek gerekiyor. Esasen yani bazen şöyle bir yanılgıya kapılıyoruz. Ya sol çok bölündü, sol çok parçalandı noktasında böyle düşüncelerimiz var. Şimdi elbette ki siyaseten ortaya koyduğumuz anlayış aynı olsaydı zaten birlikte olurduk. Aynı çatı altında olurduk. Demek ki siyasi ideolojik olarak biz bazı şeylere farklı yani ayrı eleştire baktığımız için farklı kulvarlardayız. Ama burada esas önemli olan şudur. Esasen bazı birçok noktalarda diyeyim, bazı demeyeyim, birçok noktalarda yan yana durabileceğimiz, birlikte olabileceğimiz yerlerde birlikte bir takım şeyleri üretmek, yan yana olmak, bunları çoğaltmak gerekiyor. Yani böyle çok daha ideolojik yaklaşmadan yürüyebileceğimiz mesafe kadar birlikte olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda gerek bulunduğumuz mecralarda, ilçelerde, illerde, işte çalıştığımız alanlarda, mahallede, köyde yani buradaki birliktelikleri çoğaltmak gerekiyor. Buradan siyaset üretmek gerekiyor. Şimdi tabii ben de tam buradan biraz daha yerele vurgu yaparak şey yapmak, yani siyaseti biraz da buradan bakarak sonuçta pazar, kasaba, küçük bir yerde yaşıyoruz. Buradan siyasete nasıl bakacağımızı biraz da bunu konuşalım. Genel anlamda Alper Başkan biraz değindi, arkadaşlar da biraz değindiler. Şimdi arkadaşlar biz burada siyaseti nasıl büyütebiliriz? Nasıl yan yana gelebiliriz? Bunları konuşalım bence. Bölgemizin sorunları nedir? Yöremizin sorunları nedir? Bunları tespit edelim. Bunlara ilişkin düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi ortaya koyalım. Hatta bu konuda zaman zaman birlikte bir takım çalıştaylar yapalım. Gerek tarımla ilgili, gerek bu işte her zaman eleştirdiğimiz, her zaman oturup üzerinde zaman zaman laflar ürettiğimiz yerel yönetimle ilgili, ne bileyim bölgemizin tahrip edilen tabiatı, işte ekolojisiyle ilgili, buna ilişkin fikirler üretelim. Buna ilişkin neler yapabileceğimizle ilgili ortak duruşlar sergileyelim bence. Yani siyasette yan yana gelmek buradan geçmektedir. Yani siyasette farklı çatılarımız olabilir. Şimdi bizim arkadaşlar bu bölgede gerçekten bugüne kadar ağır aksak giden işte tarıma baktığımız zaman bu bölgede tarım var, sanayi yok arkadaşlar. Burası sanayi daha çok metropollerde bize uzak olan yerlerde sanayi var. Burada sanayi denen bir şey yok ve tarım var. Tarım var, kısmen son zamanlarda gelişen turizm hareketleri var. Ve bölgemizde son dönemlerde özellikle maden aramaları, işte barajlar, HES'ler, bunlara ilişkin işte bizim eleştiriye yaklaştığımız, işte mücadelesini verdiğimiz, zaman zaman yargılandığımız meseleler var. İşte buna ilişkin fikirler üretelim, düşünelim yani derim ben. Biz daha önceden de arkadaşlarla bu konuda bir fikir cümlesini yapmıştık. Şöyle bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki işte çay başlamadan Nisan ayında bir çay yani ağırlıklı olarak bölgemizde çay olduğu için sürekli dilimiz ona takılıyor ama
bir tarım kurultayı yapabiliriz burada diye düşünüyorum. Bunu birlikte örgütleyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi ekolojik anlamda bölgemizde yapılan tahribatlarla ilgili gerek belki pazar bu konuda biraz bu işin dışında kalmış gözükebilir ama işte daha dün Çayeli'deki işte köylülerin mücadelesini işte basından takip ettik, biliyoruz. İşte bu yeşil yol olayı, işte yargılanan insanlarımız, halkımız var. Bunlara gerekli destekler nasıl verebiliriz, bunlara nasıl katılabiliriz noktasında düşünebiliriz. İşte bölgemizde işçi sorunları var, mevsimlik işçi sorunları var özellikle Gürcistan'dan gelen şeyden, özellikle doğu, bu son zamanlarda doğudan gelen çay için, özellikle ağırlıklı olarak çay için ama bölgemizde çalışmaya gelen işçiler var. Bunların sorunları var. Buna ilişkin fikirler, buna ilişkin ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz noktasında bu düşünceleri tartışabiliriz, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet.